Doktor Bernie Fisher tarafından Milattan sonra 2. yüzyılda göründüğü şekliyle sanal olarak yeniden canlandırılan Hadrianus'un villasının içindeyiz. Evet, ben Hadrianus'um. İşte buradayım. Hadi siz de gelin. Şimdi size sanal bir tur yaptıracağız. Burası bana ait. Milattan sonra 117 ile öldüğüm yıl olan 138 arasında yaptırdım. Şimdi ise size etrafı gezdirmek için yeniden doğdum. Sakalım da var. Benden önceki imparatorların sakallı olduğunu sanmıyorum. Bir antik biyografi yazarı sivilceli yüzümü gizlemek için sakal bıraktığımı söyledi. Ama bu doğru değil. Aslında Atina'yı, Atina felsefe okullarını sevdiğim için bıraktım. Tüm filozoflar sakallıdır. Roma'nın dışındaki villamdayız. Yapımı ne kadar sürdü derseniz 117'de imparator olur olmaz Roma'nın hemen dışında bir devlet konağı olsa hoş olmaz mı diye düşünmeye başladım. Çünkü imparator olur olmaz 3 senatöre idam cezası vermek zorunda kaldım. Bu yüzden Roma'da biraz mahcup hissediyordum. Villa'nın büyüklüğü 200-250 dekar kadar. Komplekste 30 temel bölüm var. Amatör bir mimardım. Binaları yaptıkça yaptım inşa etme konusunda biraz tuhaftım. Selefimin hem akrabası hem de baş mimarı olan Şamlı Apollodorus'un Roma'da planlarını yaptığım bir bina hakkında hiç de hoş olmayan şeyler söylemesi üzerine ben de onu intihar etmeye zorladım. Mimariyi ne kadar sevdiğimi anlayın diye bunu anlatıyorum. Kütüphaneler, tapınaklar, yaşam alanları, hamamlar, Heykel bahçeleri, göletler, çeşmeler, yemek salonları, kış yemek salonları, yaz yemek salonları. Burada tüm yıl boyunca keyifle vakit geçirebilir insan. Minyatür bir şehir gibi. Minyatür Roma. Bu çok güzel süslenmiş ama o bayağı boyalı freskler bana göre değil. Ben duvarlarda, yerlerde kesilmiş mermer kullandım. Burada kullanılması için imparatorluğun her yerinden mermer getirttim. Şu anda karşımızda duran obelisk bile Mısır granitinden. Bu Roma'nın gücünü, kaynaklarını ve zenginliğini yansıtıyor. Gelin size en güzel yeri göstereyim. Beni izleyin. Ön taraftaki yola çıkalım. Yolun sonunda modern çağlarda antre adıyla bilinen, Roma'dan gelen önemli misafirleri karşılarken kullandığım alan var. Tahmin edersiniz ki Roma'dan buraya ulaşan misafirler kirli ve yorgun hissediyorlardı. O yüzden antrenin hemen yanında güzel bir hamam var. Hemen ardından güzel bir yemek yiyebilirler. Eğer misafirimi huzura kabul edeceksem kabul salonlarından birinde beklerim. İyi günlerinde bu salonlarda yüzlerce insan ağırlanmıştı. Senato beni burada ziyaret edebilirdi. Bu ilk resepsiyon salonu camlardan ve kapılardan harika bir manzara görünüyor. Manzarayı severim. Salondakilerin dikkatini istediğim yere yöneltmeyi de severim. Şu anda villanın çok meşhur yerlerinden birine bakıyoruz. Küçük öğrencilerinizin pek çok ders kitabında yer aldığını tahmin ediyorum. Kanopus. Mimarlığımın en yaratıcı parçalarından biri burada. Kıvrımlı sıra sütunlar ve sıra sütunun üstünde bir bölüm olan baştaban. Bunlar aslında kemer. Kemerlerin altına da en sevdiğim heykelleri yerleştirdim. Önemli konuklarım kapıdan girer girmez tasarımımı görecekler ve takdir edecekler. Bunu istedim. Villa'nın dekorasyonunda antik Yunan esintili heykeller kullanılmış. Bazı antik Mısır heykelleri de var. Mısır, Roma ve Yunan heykellerinden beğendiklerimin kopyalarını yaptırttım. Bazı yeni parçalar da var çok yetenekli iki heykel tıraşım vardı. Bugünün Türkiye'sinde Karacasu adını alan Afrodisyas'tan geldiler. Papus ve Aristeas. Bugün hala Kapitoline Müzesi'nde sergilendiklerini duyduğum muhteşem heykeller yaptılar. Kanopus'u görmeye gidelim şimdi. Kanopus'un benim en sevdiğim yerlerden biri olan Serapeum'a bakan tarafındayız. Serapis Tapınağı. Bu aslında bir tapınak değil yazları yemek yediğimiz açık hava yemek salonu. Karşılamada misafirlerimin hamamdan sonra kabul salonuna veya yemeğe gelebileceklerini söylemiştim. Burayı ne kadar zekice tasarladığımı görebilirsiniz. Benim sarnıçlarımdan gelen sularla oluşturulmuş bu çağlayanlar oldukça ferahlatıcı. Önümüzdeki yarım daire şekilli bölüm Stibadium. Buna büyük bir kanepede diyebilirsiniz. Burada 20-30 kişi açık büfe yemek yiyebilirdi. Tabii ki üstünde yastıklar da vardı. Şu anda Korint başlıklı sıra sütunlara bakıyoruz. Ama benim villamdaki her şeyden çok sevdiğim bir şeyi artık göremiyoruz. Dor nizamı. Roma İmparatorluğu mimarisinde çok sık kullanılmaz. Benden önceki hemen her şey Korint nizamındadır. Ben Dor nizamını da severim. Bana Atina ve Yunanistan'ı hatırlatır. Çok dindar bir adam olduğumu duymuş olabilirsiniz. Öyleyim. Benden daha dindar birini bulamazsınız. Ben de gelecekte tanrı olacağıma göre onlara saygı göstermeliyim. Öyle düşünürdüm yani. Her yere tapınaklar yaptırdım bu yüzden. Bu villaya da yaptırdım. Serapeum'dan ışınlanarak Roca Bruna'ya geldik. Bu modern bir ad. Tapınağın üstü dor nizamlıdır. Fakat kubbenin altındaki Isis sunağı oldukça ilginçtir. Rahip de buradaymış. Panteon tapınağının üçte ikisi büyüklüğünde bir daire plan bu. Karşımızdaki şamdanlar Isis kültünü işleyen imgelerle süslenmiş. Şu anda Roma Müzesi'nde olan Isis heykeli tam karşımızda. Isis, cennetin kraliçesiydi. Yalnızca yeryüzüne değil, yüzüne de hakimdi. Onun adına yapılan Roma kutlaması yaz gün dönümüydü. Yaz gün dönümünde güneş batınca saatlerimizi geri alırdık. Heykele bakarsanız heykeli nişe nasıl hizaladığımı görebilirsiniz. Yaz gün dönümünde güneş batarken tamamen aydınlanır. Tavanın ortasında arabasına binmiş güneş tanrısını gösteren bir cennet motifi var. Daha aşağıda burçlar var. İsis'in sağına İkizler Burcu denk geliyor. Çünkü İkizler Burcunun son günü Yaz Gün Dönümüdür. Mekanın tamamı Yaz Gün Dönümü temasını, Yaz Gün Dönümünde Güneş'in batışını işliyor. Çünkü bu İsis için çok önemli bir gün. Benimle beraber gezdiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.